Fenerbahçe Televizyonu ekranlarından herkese merhaba. Bugün de yine 5 Çayı programımızla karşınızdayız. 5 Çayını ilk defa bu kadar kalabalık görüyor olabilirsiniz. Bu da demek oluyor ki gerçekten çok keyifli bir sohbet olacak. Şen şakrak bir sohbet olacak. Çünkü bir aile konuğumuz, oyuncu bir çift konuğumuz ve onların da oğlu Taner Ertürkler. Tan Ertürkler ve Ayça Mutlugül bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz 5 Çayı'na. Merhaba, hoş bulduk. Bugün gerçekten sıcak, Fenerbahçe'nin içinde olduğu, aşkın içinde olduğu ve bence birbirinden de tatlı hikayeleri de dinleyeceğimiz bir program olacak. Nereden başlayacağım diye düşünürken bence aslında ikinizin hikayesinden başlamak çok doğru olacak. Çünkü çok eskilere dayanan, çok da sağlam temeller üzerine kurulmuş bir aşktan, evlilikten bahsediyoruz. İlk sözü ben müsaadenizle Ayça Hanım'a vermek istiyorum. Hanımlar. Tamam. Biz lise yıllarında tanıştık Taner'le. O zamanlar arkadaştık. İşte lise bittikten sonra flört etmeye başladık. O zamanlar ben Galatasaraylıydım. Ondan sonra zamanla evliliğe doğru gittikçe Taner beni tehdit etti. Dedi ki eğer Fenerbahçeli olmazsa evlenmeyeceğim dedi. Yok ama işin şakası sonradan Fenerbahçeli oldum. Ama şeye üzülüyordum çünkü şimdi Fener yeniliyor, Taner kahroluyor. Biz dışarı çıkamıyoruz, yemeğe gidemiyoruz falan böyle karalar bağlıyor. O gün program yapmıyoruz. Ben şey istemeye başladım böyle Fener yansın da biz hadi güzel geçirelim günü falan. Öyle otomatikman ben Fenerbahçeli oldum. Tam da şeye denk geldi 6-0. Ha, evet. O da önemli bir durum. Tam ben Fenerbahçeli oldum 6-0 olayı oldu. 6-0'dan 10 gün tam falan denk önce evet. Karar verdi. Gerçek anlamda Fenerbahçeli olmasının ispatı açısından söyleyeceğim. 6-0'dan önce oldu ve ondan sonra da hani artık bana dua etmiş olması lazım. Yani o şeyi yaşamadım ben şeklinde. Hani böyle güzel bir dönemde hatıramız oldu. Ama tabii şu baskı da vardı şimdi. Maç günleri ben, ya ben bütün okul hayatımı ona göre iş hayatımı hani artık program çıkıyor setlerde inşallah o gün set yoktur diye ya da o gün işte seti istemiyorum hocam şöyle oldu böyle oldu. Kıvranıyorum. Bana hala o kıvranma devam eder bende. Ondan sonra işte o dönemlerde eşim de daha evlenmeden önce şunu söyledi ama şunu söyleyeyim. Bunu her bayan yapar mı bilmiyorum. Fener mi ben mi dedi. Ya dememiştim. Ya inanın bunu yaptı bana. Bu baskıyı, manevi baskıyı bana yaptı. Ya bana bir şey olursa. Yani bana mı ziyarete gelirsin ama yoksa o kadar fanatik maça mı gidersin? Ki, yani hani Allah bir korusun sonra. Ya bir şey olmasın da ama yani şimdi lütfen yani bu ayrı bir şey değil. Ama siz bu kadar tabii ki Fenerbahçe'yi her şeyin üstünde tutuyorsunuz. Ne oldu sonra isteme günü Fener'in maçına denk geldi. Ya onu nereden biliyorsunuz? Hakikaten bu konu dekoderle kolunuzun altında dekoderle geldiğiniz ama bu yapılmaz ya. Geldi dekoderiyle. Çikolatasının yanında dekoder. Ay bu gizli bir bilgi de mi? Nereden buldunuz onu? Bravo valla tebrik ediyorum. Hakikaten o isteme gününde hatta... Bizim fotoğrafımızın arkasında Alex var, onu biliyoruz. Evet. Ya ben kıvrandım bayağı. Yani Alex gol mu? Tabii. Evet, bravo. Bravo valla. Öyle bir anımız da oldu hatta. Allah'tan bütün aile Fenerbahçeli. Harika. Evet, eşimin tarafında özellikle öyle bir durum var. Benim tabii, benim tarafımda çok fazla futbol merakı yok ama abim, babam Galatasaraylıydı. Biz abim Almanya'da hala yaşıyor. Almanya'da doğup büyüdük geldik ama tabii benim Fenerbahçeli olmam da tabii ki herkesi şaşırtıyor. Yani babam Galatasaraylıymış. Allah rahmet eylesin babam Galatasaraylıydı ve işte abim de hala Galatasaraylı. Yurt dışında yeğenlerim var. Onlar da futbol oynuyorlar Almanya'da falan. Onlar da işte bana bir mesaj atarlar böyle çekişmelerimiz olur ama benim Fenerli olmam hikayesi de işte hakikaten 80'li yıllarda Almanya'dan Tekirdağ'a gelip yerleştik birkaç sene kaldım orada o süreçte de o dönemde bizim bir rüya takımımız vardı Alparslanlar falan o kadrolar müthiş kadrolar evet. Vardı burada bilir kardeşlerimiz. O dönemde de tabii Fenerbahçe tabii yani ekoldü yani her zaman şu anda da ekol ama o dönemin şeyinle, manevi şeyinle geldim İstanbul'a geldiğimde de tabii Kadıköy'de, Kadıköy Rıhtımın Caddesi'ne yerleştik. Evet. Ve o vesilesiyle daha da maçlara gidip geldikçe ben de vazgeçilmez bir tutku haline geldi. Ne kadar güzel. O süreçte bu işte eşim de hatta evlenince düğünümüzün marşı da Fenerbahçe oldu evet, tabii. Evet, pastanın çıkış parçası da öyle. Yani gerçekten her...
alanda bir Fenerbahçe var. Her özel günde var. Tam ilk şey görüntüsü geldi bize, ultrason görüntüsü, erkek olduğunu öğrendi. İlk telefonu şu, Fenerbahçe'nin işte sol beki sıkıntımız vardı. Diye. Yani hep vardı biliyorsunuz çocuğa değil mi? Çocuğa da yani. Sol ayak vurdurmaya çalışıyor sürekli filan, vurdukça şeker veriyor. Böyle böyle Yok, kulübün menfaatine sol ayak lazımdı o zamanda. Ama neyse, şimdi basketbola sardık. İnşallah basketçi olur yani. Tam Fenerbahçe'nin içine doğmuşsun. Hem de tabii ki sanatın da içine, aşkın da içine doğmuşsun. Çok şanslı bir çocuksun. Sen nasıl hissediyorsun? Yani Fenerbahçeli olmak. Evet, böyle Fenerbahçeli bir aile ve gerçekten samimi de bir anne baba ilişkisi var. Güzel bir aileniz var. Nazar değmesin, Allah bozmasın. Sen biraz hem kendinden bahset hem Fenerbahçe'den bahset bize. 13 yaşındayım. Adım Tan. Basket oynuyorum. 13 numara giyiyorum. Lakabım Cede. Fenerbahçe maçı kaçırmıyoruz. Ailece. Bir de okulunu söyleseydin. Okulum da Bahçeşehir. En son detayı. En son ne, okulla ilgili. Tabii. Bu arada ilk röportajı. Yani ilk hani... İlk röportajına göre çok sakin ama. Küçükken çıktı ama o zaman konuşamıyordu. Şimdi ilk defa hani bir televizyonda röportaj olarak. Şimdi tabii ki siz hem Fenerbahçe'ye aşıksınız. Hem de tutkunuz tabii ki tiyatro, sanat, sinema. Ama oğlunuz basketbola gönül vermiş. Siz hiç böyle ilk zamanlarda düşündünüz mü ya da böyle mi hayal etmiştiniz? Böyle düşünmesini mi istemiştiniz? Ya ben aslında mesela evde Fenerbahçe marşı dinlediği zaman öyle hayal etmiştim, evet. Hani bir oğlum olsun, bir marş dinlesin. Ama şunu söylemek istiyorum öncelikle. Bu Fenerbahçe aşkı tamam, güzel, hoş. Ama biz öncelikle, ben onu söylüyorum oğluma da, sağlıklı bir Fenerbahçeli olmalıyız. Yani fanatik diye söylüyorlar. Hayır, ben fanatik değilim. Ben sağlıklıyım. Çünkü sağlıksız bir Fenerbahçeli ne bir Fenerbahçe yararı olur, ne kendi şahsıma, ne aileme. O yüzden bizim sağlıklı olmamız gerekiyor. Kaybetmeyi de, yenilmeyi de, yenmeyi de, hepsini bir arada olan bir spor. Hep kendimizi bu şekilde motive etmeliyiz. Ve rakibimize asla hakaret edici, küçük düşürücü davranışlarda, sözlerde, fiillerde bulunmamamız gerektiğini geçen gün de söyledim. Bu şekilde yetiştirmeye çalışıyorum. Çünkü zaferimizin bir önemi kalmaz. Rakibinizi küçümserseniz zaferinizin bir önemi kalmaz. Ben bu bilinçle yetiştirmek istiyorum kendisini. O yüzden o da zaten dinliyor, o da sağ olsun bu şekilde bu yoldayız. Sağlıklı bir Fenerbahçeli olarak hayatımıza devam ediyoruz. Zaten tabii ki Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkanından antrenörlerine kadar fair play kurallarına uyan gençler yetiştiriyoruz, genç sporcular yetiştiriyoruz. Evet, ve kesinlikle. Rakiplerimize her zaman saygı duyuyoruz, hiçbirini küçümsemiyoruz. Bunları burada bu ekranlardan defalarca söylüyoruz. Bir Fenerbahçeli babanın da çocuğunu gerçekten nasıl yetiştirmesi gerektiğini de söylemiş oldunuz. Evet. İlerleyen dakikalarda yine döneriz Fenerbahçe'ye. Bu aralar tabii ki her ikinizin de iş anlamında yoğunluğu var. Maalesef bir hayatımıza giren Covid'le birlikte tabii bir dengesizlik yaşandı, toparlandık sonrasında. Yine işlerimize bakıyoruz. Hem sizin projenizden bahsedelim, hem Ayça Hanım birazdan size geleceğim. Sizin senaryo çalışmalarınız da devam ediyor çünkü. Şimdi son 5 yıldır TRT1'in Payitaht Abdülhamit dizisinde Selim Paşa'yı oynuyorum. Hiçbir yayında pas geçemeyeceğim. İsimsizler diye bir projede Ahmet Akıncı rolünü, terörle mücadele bir polisi canlandırdım. Gittiğim her yerde öncelikle bu projeyi söylerim. Çünkü onun hayatımızda başka bir yeri vardır. Onun hikayesi de biraz sonra eşim de kendisi bahseder. Çünkü o da senaristlerinden de. Bizim aslında iş hayatımızda eşimle ortak buluştuğumuz, ortak bir arada olduğumuz çok iş var. Geçmişte de 7 numara dizisinden başlayan hikayemiz TRT1'deki. Oradan bu zamana kadar hep böyle bir dirsek temaslarımız olan projelerdeyiz. Bazen denk geldik, bazen tabii ki ayrı projelerde olduk ama şu anda işte Payitaht Abdülhamit'in 5. sezonundayız. Bir dönem işinin verdiği bir açıkçası bıçak sırtı bir işte yer almak, ama hakikaten her oyuncunun böyle bir projede yer almak istemesi kadar güzel bir şey yok. Biz de onun hakikaten çok tadına vararak işimizi yapıyoruz. Şu anda o sezon sonuna kadar bir devamlılığı var. Ondan sonraki sene ne olur onu bilemiyoruz. Şu anda iyi gidiyor. Açıkçası şu anda tiyatro ile ilgili uzun zamandır bir sahneye çıkmadım
Çünkü dizinin verdiği performans, dizi mesailerinin yüzünden açıkçası bir de şehir dışında çektiğimiz bir iş Kocaeli'de. O yüzden hani tiyatrodan biraz uzak kaldım açıkçası ama inşallah zamanı gelince o da olacak diye düşünüyorum. Evet, hem tiyatrocular hem tiyatro seyircisi gerçekten perdelerin açılmasını dört gözle bekliyor. Evet. Umarım önümüzdeki dönemlerde en kısa sürede o perdeler açılır İnşallah. Diyelim. Siz 7 numarada tabii ki oyunculuğunuzla bir yandan ön plana çıkarken, daha sonra da biraz önce de söyledik İsimsizler ve sonra tabii ki bir sinema filminin hayata geçirilmesi, Türkan Saylan'ın evet. hayatını yazdınız. Hem biraz geriye dönük bahsedelim hem de şu anda neler yapıyorsunuz? Şu anda Payitaht Abdülhamid'i yazıyorum. İsimsizlerden sonra işte Payitaht oldu. 5. sezonumuz. Ben biraz ekstrem işleri seviyorum. Yani kendimi zorlamayı seviyorum. İsimsizler öyleydi, terörle mücadele işi. Payitaht öyleydi, dönem işi. Ondan öncesi de Türkan Saylan önemli bir şahsiyet. Onun biyografisi. Yani böyle Kış Güneşi vardı. İşte o da daha farklı bir işti. Netflix'te satıldı zaten. Yani hep böyle klasik şeylerin dışında işte çilek kokusu falan filan böyle hani işlerin dışında biraz daha kendimi zorlayacağım, kendimi aşmaya çalışacağım işlerin peşindeyim. Oya abla dedi ki senin mühendislikten gelen matematik zekan çok iyi. Tretmanına hadi dahil ol. Tretman aşamasına geçtim. Sonra dedik hadi diyaloglara da şey. En son bıraktı kaçtı. Biz Nuray Üstü ile birlikte yazdık 7 numarayı. Belli bir yerden sonra bir koluma bir altın bilezik taktı Oya Yüce. Sonra oyunculuk 7 numaradan sonra açıkçası oyunculuğa devam etsem mi diye bir baktım. Of öyle bir furya oldu ki o dönem herkes oyuncu. Ya kime sorsak şey oyunculuk yapıyorum, oyunculuk yapıyorum. Dedim ki ya ben o zaman ben yapmayayım okulu mezun olmasına rağmen yani. Dizi oyunculuğundan soğudum çünkü aynı sette olmak istemedim. Birçok insanla süreler de uzayınca tahammül edemeyeceğimi fark ettim. Ondan sonra senaryo çektim kendime. Açıkçası çocuk doğduktan sonra dönmedim. Tiyatro sahnesini çok özlüyorum. İnşallah tiyatro yapmayı tekrar istiyoruz birlikte. Ama hani dizilerde sadece senarist olarak devam etmek istiyorum. Umarız oyunculuğa da bir dönüş yaparsınız. Tiyatroda tabii ki görmeyi çok isteriz. Ama 7 numara deyince böyle herkes size bunu soruyor değil mi? Evet. Geri dönüş olacak mı? Tekrardan başlayacak mı? Sinema filmi olacak mı? Şimdi böyle düşünüp geriye baktığımızda birkaç tane iş var böyle. İşte Perihan Abla, Mahallenin Muhtarları, işte Süper Baba. Kült olmuş diyoruz. Evet ve 7 numara da bunlardan biri. Ve o zamanki işte üniversite öğrencileri, işte lise öğrencileri, belki onların da şimdi sizler gibi çocukları olmuştur. Evet. Kendi çocuklarına izlettikleri işlerden biri. Tekrarları bile defalarca izlenmiş bir işten bahsediyoruz. Özleniyor mu o işler, o tür işler? Çok. Çok özlüyoruz. Çünkü orası bizim ikinci evimizdi. Yani iş gibi değil. Biz şunu diyorduk, biz eğleniyoruz, üstüne para alıyoruz. Yani işe gidiyor gibi değildik, aileydik orada. Parasızlığı, dayanışmayı, yani biraz şeyi koklamak gerekiyor, seyircinin duygusunu. O yüzden zaten seyirciyle televizyon arasına mesafe girince ya da karakterler arasına, ne bileyim, oyuncuların yaşamlarını artık çok görüyor. O zamanlar öyle değildi. Şimdi tabii sosyal medya ağırlıklı bir dönem yoktu tabii. O zaman. Yani bizim telefonlarımızda görüyorlar. Herhangi sosyal medyada bir şey paylaşalım, şunu yapıyoruz gibi böyle bir avantajlarımız yoktu yani. Evet. Şu ne anda, kadar avantaj değil mi? Şu anda yapılan şu an her avantaj. İşi herkesle paylaşma şansları evet. var. Tabii. Sizin o dönem 7 numara döneminde düşünsenize. Hiç. Tüm sosyal medya olanaklarının ne olduğunu. Ya, sizin popülerliğiniz bir şey olurdu yani o zaman. Evet. Müthiş olurdu ki 7 numara 92 bölüm çekildi. O dönemlerde Mehmet Ali Erbil'in Çarkı Feleği vardı. Ona evet. kafa tutuyordu falan. Hatta Mehmet Ali Erbil şey diyordu ya Çarkı Felek'te. Ya 7 numara, evet. numaradan beri çektiğimiz zaman reytinglerimizi alıyor falan o dönemde. Helal hani, olsun çocuklara diyordum. Tabii yani o 92 bölüm çekilen o dizi ses getirdi ve tekrarları inanın 7 ile 11 yıl arası sürdü. Evet. Birçok kanallarda. Evet. Ve dayanışma evet. nasıl olur? Nasıl olur? Nasıl yaşanır? Nasıl beraberlik sağlanabilir, dostluk, arkadaşlık, paylaşım, ne ararsanız her türlü duygu. Hakikaten eksik olan, şu anda gelişen nesillerde eksik olan her şeyi orada bir ders olarak öğretebilir hocalarımız. Ve bunu yapıyorlar.
Birçok özel okulda gördük. Var, evet. Yani seanslar düzenleniyor çocuklara. Yani koyuyorlar Barka Vizyon'da 7 numara dizisini seyrediyorlar. Anne babalar da izletiyorlar işte çocuklara. İzledikleri için zaten öyle söyledim. İzletiyorlar. Ben oğluma da diyorum, oğlum diyorum. Hani şimdi tamam popüler kültür bir şeyler kovalıyorsun, seyrediyorsun ama bir 7 numaraya bir bak. İzledin mi tam 7 numarayı? Bazı bölümleri çok. Bazı bölümlerini mi? Evet evet, o çok keyif almıyor şu anda. ben diyor oradan Faruk. Hepsini izledin mi Faruk? Bak hepsini izledim. Ezbere biliyorsun yani. Peki, en sevdiğin karakter kimdi oradan? Ben. Ayten değil mi ya? Ayten değil. Ayten çok iyiydi. Ses çıkar. Ayten çok iyiydi. Biraz önce aslında programı açarken söylemek istediğim bir şeyi de unutmuşum. Şimdi siz tabii ki sosyal medyada çok ön plana böyle kendinizi böyle yani ortalarda göstermeye meraklı insanlar olmanız için belki de birçok insan sizin evli olduğunuzu, bir çocuğunuz olduğunuzu olduğunu bilmiyor bile. Bilmiyor, evet. Yani öğreniyorlar şimdi. Acaba hani sizin dönemde de o sosyal medya popülerliği olsaydı yine siz girer miydiniz onun içine? Belki kendinizi yine geri plana atardınız. Geri plana atardım. Değil mi? Evet. Ya, utanırdık falan bir şekilde. Olmuyor çünkü. Hani o tamamen şey meselesi herhalde, yapı meselesi. Tabii. Tabii yani, ki projeyi... Biraz işimizle, uzak geliyor. İşimizle evet. Olalım. Hani özel İşle yaşam... ilgili projeyi tabii ki lansmanı yapılabilirdi falan ama hani özel yaşantı meselesinde tabii o kadar ayrıntılı teferruata girmezdik. Şu anda da öyle zaten o şekilde yaşıyoruz ama hakikaten 7 numaranın çok büyük bir şeyi vardı bizim televizyon hayatımızda. Dönüm noktası da diyebilirim. Yani 7 numaradan önce tamam onlarca dizide oynadım belki ama 7 numarayı ilk önce onu söylerim. Yani referans evet. olarak 7 numara derim. Sokakta hala şunu yapıyorlar, o çok enteresan. Hani büyümemiş gözüyle bakın mesela bizi durduruyorlar. Şey gibi ay merhaba falan sarılıyorlar. Öyle enteresan ki hani aileden hala öyle. Evet. O kadar güzel bir duygu ki o. Yani dizi karakteri gibi görmüyor artık. Yaşam. Aileden biri olarak. Mesela yabancı ben şey örnek veriyorum. Friends dizisine. Evet. Hani onda da öyle bir duygu vardır ya bizden falan gibi görürler. Bizim dizide böyle bir etki yarattı insanlarda. O çok hoşumuza gidiyor. Siz oynamaya başlıyorsunuz. Dizi sanırım yayınlanmaya başlıyor. Taner Bey ondan sonra dahil evet, oluyor. Evet, ondan ve siz seneler sonra bir araya geliyorsunuz. Evet. Lise aşkları. Bravo, yani aslında 7 numaranın yani sizin hayatınızın öyle evet. bir dönüm noktası ki her anlamda hem iş anlamında hem şimdiki oldu. Hayatınızın temelleri atılmış tabii şimdiden. Tabii biz 4 yıl ayrı yani 7 yıl birlikteydik sonra 4 yıl hiç görüşmedik. O dönem sonunda Taner'e 7 numaradan teklif geldi evet. televizyon işte TRT'den. Yani 1,5 yıl sonra geldi. Hatta bizim 7 numara dizisinde tanıştığımızı zannediyorlardı. Hayır. Bir de çok enteresan. Mesela ben konservatuar sınavını kazanmadan önce de biz Ayça ile rahmet Enis Bosoroğlu kursuna gidiyorduk. Tiyatro kursuna. Allah rahmet eylesin hocamız. O dönem hazırlandık işte konservatuara. Ben kazandım. Ve o dönemde de Ayça çevre mühendisliği okuyor. Onun da çok istediği tiyatroydu ve ben onu kazanınca o da hemen akabinde bir yıl sonra o da sınavlara girdi, o da arkamdan benim o da kazanmış Ailem oldu. Ailem zorluyordu çünkü mühendisliği bitir öyle gireceksin diye. Yani ben ikinci bekledim. Sınıftayken o birinci sınıfa geçmiş oldu bir yandan. Şeydir ya o dönemde önce bir işin olsun sonra tabii tiyatroya tabii. bakarsın tabii. Öyleydi çünkü. Ama evet. peşimden gelmiş gibi oldu ama sonra 7 numarada da ben onun peşinden gitmiş oldum. Ya öyle işte bir şey o kadar oldu. Bir şekilde kapıları zorlamış yani gerçekten. Harika olmuş ve sonunda da tam evet, dünyaya evet. gelmiş. Tam nasıl izlemezsin sen 7 numarayı ya? İzleyecek, nasıl izlemezsin yani? Çok az izledim. Nasıl peki ilk böyle kendini bildiğin andan itibaren işte anneyi televizyonda görmek, babayı görmek, babayı zaten hala hani kameralar önünde popüler görüyorsun. Anneni sokakta belki senin yanında çeviriyorlar, sarılıyorlar. Nasıl hissettiriyor sana bunlar? Şaşırıyorum ama mutlu oluyorum. Yani onlar tanınması için. Güzel onlar için. Tanınmak. Peki yani böyle hani tanınan anne babanın çocukları böyle daha bir değişik okulda mesela böyle havan oluyor mu? Şey oluyor da ben o kadar çok normal öyle havam olsun istemem çok. Söylemiyor. Evet. Söylemiyor. Saklarım. Ama illaki bilinir canım olur mu öyle? Evet. Sen futbol maçlarına da bakıyor musun yoksa sadece basket karşılaşmalarını Yok, futbol, mı izliyorsun? Yani futbol hep izleriz. Kaçırmam. Peki dünyaca ünlü bir yıldız geldi Mesut Özil. Özellikle tabii ki senin kuşağının dünyaca ünlü yıldızımızı takip ettiğini biliyoruz. Birçok senin aslında
yaşıtın çok bekledi Fenerbahçe'ye gelmesini. Aslında her jenerasyondan bekledi ama sizin için daha böyle bir şimdi şey oldu. Hani bizim zamanımızda bir Alex vardı. Hepimiz Alex'le işte liseden itibaren böyle Fenerbahçe'ye daha da bir aşık olduk. Senin için de şimdi bir Mesut Özil yani var. Gelmesi nasıl hissettirdi sana? Yani dünya yıldızı gelmesi çok güzel bir şey. O da Alex, ikinci Alex gibi. Aynı mevkide oynuyorlar diyebiliyorum. Pasları, ara pasları çok güzel. Real Madrid'den Arsenal'a kadar biliyorum. İzledim maçlarını. Onun kuşağı. Evet, aslında işte Alex, Mesut Özil kim gelirse gelsin tabii ki yani hepsi Fenerbahçe'mize destek veriyor. Hepsinin başarısıyla birlikte biz de başarılı oluyoruz, bizler de mutlu oluyoruz. Fenerbahçe'miz iyi olsun, başarılı olsun, gerisi İnşallah. Önemli değil. Basket anlamında Euroleague'de de çok iyiyiz. Evet, 9'a 9. Evet, güzel bir galibiyet serisi yakaladık. Basket takımımız için neler söylersin? Mesela orada takip ettiğin isimler özel olarak var mı? Yani Guduric'de, Kolo'da Veseli'ye özellikle takip ediyorum. Ama eskiden beri takip ettiğim Bobby Dixon var. Kitabını falan da okudum. Evet. Yani özel olarak ona şairanım çünkü fakir bir aileden geldi. Bu kariyeri yaptı. Ondan o favorim. Harika, çok güzel. Takip var. Tespitleri harika değil mi? Örneklendirmeleri falan. Teşekkür ediyoruz. Umarız tabii ki şu an seyircisiz oynanıyor tüm karşılaşmalarımız. Yine onu böyle, onları böyle çıplak gözle izleme şansına da sahip olursun. Peki spor hayatınızın aslında ortasında tabii ki Tan'la birlikte. Fenerbahçe ile birlikte izleme anlamında da spor yine evinizin içinde. Ama siz sanırım spor yapmayı da seviyorsunuz, dikkat de ediyorsunuz. Böyle Ekşi Sözlük gibi sitelerde, forumlarda yazılan şeylerde Taner abiye yıllar hiçbir şey yapmamış ya diye yorumlar var. Taner abi beni sevdikleri için öyle yazıyorlar. Tabii ki sonuçta bir yıpranma payımız var. Yok, yani 50 sakalını kesince gene 20 yaş falan gençleşiyor. Ama hepsi böyle. Biz sakalı kesip saç tıraşlarında bir çocuk olabilir. Hiç hiç yok. Ama sizin için de bayanlar için de çok güzel teknoloji ilerledi. Şimdi oraya girmeyelim. Yani, değil mi? Şimdi o mesele. O sosyal medyadaki teknolojiden evet, bahsediyoruz. Bunu da, siz de yapabilirsiniz ama ya. Doğru artık bütün Hollywood, bu bir artı değil. Hollywood'da yapılıyor. Evet. Bayan erkek fark etmiyor. Açıkçası. Küçük böyle tiyolar veriyorsunuz. Duyuyoruz böyle sosyal medyada. Yok yoğurt yiyelim işte. Ha, evet. Abur cuburdan ben uzak duralım. Bir ara pilates eğitmenliği yapıyordum. Pilates eğitmenliğine geçtim. İlk defa dedim ki oyunculuk dışında başka bir kulvarda kendimi maddi olarak hani tatmin edeyim şeklinde. Tabii o konuda çok uzun sürmedi. Çok başarılı olamadım ama. Ticarette başarılı değilim. Ticarette başarılı olamadım. Bir pilates eğitmenliği sertifikamı aldım. Federasyondan, jimnastik federasyon veriyordu o dönemde. O süreçte bir yer açtım falan. Tabii çok uzun süreli olmadı. Güzeldi o dönem daha da dikkat ediyordum ama tabii yine şu anda dikkat etmeye çalışıyorum. Etrafımdaki oyuncu adayları gençler arıyorlar, konuşuyorlar, yazıyorlar. Sosyal medyanın dolayı her yerden yazabiliyorlar. Onlar hep bu şekilde önce fiziğinize dikkat etmeniz lazım oyuncu olmak istiyorsanız gibi. Bu şekilde yön veriyorum genelde. Açıkçası hep tavsiyelerim olur böyle ufak ufak gençlere öyle o şekilde sosyal medyada yardım etmeye çalışırım açıkçası. Yani o pilates eğitmenliğinden sonra yine oyunculuğa döndüm tabii. Yani biraz ara vermiştim hani birkaç sene ara vermiştim. Tabii ki sonuçta benim işim, mesleğim bu. Bu sektörü 25 yılımı verdim açıkçası. 25 yılda birçok aktör ve aktristle sahnelerde rol aldım. O yüzden hani kendim ana mesleğime dönmüş oldum. Pilates eğitmenliğini bıraktım o dönemlerde tabii. Ama onu da hayata katmak muhteşem bir şey. Yani sinirlendiğiniz anda bile pilates yaptığınızda bütün o gerginliğinizin gittiği söyleniyor çünkü. Siz de stresli bir iş yapıyorsunuz. Tabii spor hayatımızın her dönemi olması lazım zaten. Ben oğluma da diyorum yani eğer antrenman yoksa boş zamanında çıkıp topu alıp potaya gidip basket atmalısın. Evde şınav çekmelisin, mekik çekmelisin. Yani sürekli sporu hayatımızda beynimizin bir yerinde tutmamız lazım. Bu şekilde bütün gençleri bu şekilde yön vermeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten yani sağlıklı vücut, sağlıklı bir zihin ve oyuncu olmak istiyorlarsa öncelikle egzersiz yapmalılar zaten. Açıkçası. Tabii ki eğitim beraberinde ama eğitim yanında egzersizle hayatlarını sürdürmeleri gerekiyor. Bu şekilde tavsiyelerim oluyor gençlere. Oyunculukla ilgili birazdan bir sorum olacak size tekrardan. Biz kadınlar
spor yapmak zorundayız. Çünkü bir yaştan sonra maalesef bu artık hayatımızın bir parçası. İşte yaşlanıyoruz. Bazıları hiç kilo almıyorlar. Onlar şanslı kesim olarak nitelendiriyoruz biz. Siz peki ne diyorsunuz? Hem çocuk spor yapıyor. Spor yapan da evde bir baba var. Benim gibi spor sevmeyen bir insan olduğunuzu düşünüyorum. Abur cuburu sevdiğinizi biliyorum çünkü. O yüzden çok ortak yanımız var. Biz ne yapacağız böyle? Bir tane yer misin? Ama köpekli aldım onları da. Yiyebilirsiniz bravo, lütfen. Teşekkür ederiz. Sancım yiyebilirse köpekli alayım. Olduğu için. Şimdi dedim çikolatalı bir şeyler almayayım. Taner Bey dedim kızar mızar. Ayça Hanım'ı da çiğnedirmez. Ya ben şey sevmiyorum gerçekten, salon sporları ya da böyle evet. Şey işte bisiklet Taner eve her şeyi aldı gerçekten, benim için çok çabaladı. Bisiklet aldı, koşu bandı, kendimi hamster gibi hissediyorum onların üzerinde. Çok doğru. Dışarıda açık havada yürüyemediğim öyle şeyleri evet, seviyorum harika. Ama hani onun dışında bana spor yap deyince böyle ya da şeyleri eskiden takım sporlarını severdim. Hı-hı. Ben de bir zamanlar zayıf takım sporu yapan bir insan. Basketbolu ben de çok severdim, oynardım da. Eğitimini de aldım bir süre. Ondan sonra tabii kopuyorsunuz. Üniversitede oynadım biraz. Sonra bıraktım. Boyun uzunluğu basketboldan geliyor mu o zaman? Ya illa ki genlerde de vardır ya da. Ya benim çok enteresan. Ben üniversitede uzadım. Herkes ona çok harika. Şaşırıyor. Ben lisede en kısasıydım sınıfın. Hatta lise sonunda kız arkadaşımla fotoğrafım var. Üniversitede fotoğrafımız var. Hepsini geçmişim. Beni halbuki görünce uzadı yani. Evet evet onu diyorum. Şimdi her şey yapmışım buna yetişeceğim falan diye. Bu hani bilimi de yıkan bir şey. Hani diyor, çünkü kızların çok belli güzel bir yerde durur. Ben üniversiteden sonra herhalde bir 10 santim falan üniversite yıllarımda uzadı. 1.80 var mısınız? Yok yok ne yaptınız? Uzunsunuz. 70'e yakın 8. Yani ya. Aa, yok yok. Bence yanlışınız var ya. Daha uzun gibi. Hala uzuyormuşum ben mi? Haberim yokmuş. Şey basketbolun etkisi oldu. Süt çok içerdim. Bir de uzayım diye hırs yaptım. Kalsiyum sandozu. Sürekli içiyordum filan Taner'e yetişeyim diye, o çok kızdı. Bir de ben şöyle bizim maceramız var, o komiktir. Spor konusunda kapatıyorum ya çok. Üstüne hemen geçmişte başka bir şey. Lise yıllarında gerçekten en kısa, kilolu, tek kaş falan böyle hani olur ya şey. O da okulun en popüleri, en yakışıklısı falan. Ondan sonra bizim tam filmlik, arkadaşlarımla iddiaya girdik işte, dediler ki bana işte sen onu elde edemezsin falan filan, böyle bir şeyin üzerinden bizim ilişkimiz başladı yani. İddia üzerine başlamış. İddia üzerine başladı. Ya sizin hayatınız çok film. Komik. Siz bu aileyi kitaplaştırmak ya da filmleştirmek ister misiniz? Onlara çok gülüyoruz, o fotoğraflarda duruyor filan böyle. O günden bugüne gerçekten. Hatta meğersem o dönemlerde bazı sınıf arkadaşlarının gerçekten ayağı kolu kırıldığı dönem, alçıya alındığı dönemde ben hep ilgi gösteriyormuşum. Hani geçmiş olsun nasıl oldu deyip. Ondan sonra da eşim de bir gün bakmış bu şekilde bayağı ilgi gösteriyorum. Bir gün o da alçıya sahte geldi. Sahte alçı. Sahte alçı yaptırıp okula gelmiş mesela. İlgilensin benimle. Yani öyle hikayelerimiz de var yani. Ya çok ilginç. Ya. Bunların hiçbirini ben yani okumadım da dinlemedim de bir yerde. Bunları da buradan evet, sonra burada, anlatılmaya evet başlanır. Beraber gerçi ailesinde paylaşıyorum. Evet bunları kimse bilmiyor. Ama çok güzel yani. Ya çok keyifli tabii. Ben mesela masum aşklar. Çok güzel. Çok. Olması gereken evet, hiçbir şey karşılık beklemeden. Evet evet. Ben böyle hani soruyorum konuklarıma işte Yıldız Kenter'le şey hocası hocamız olanlar, işte Haldun Dorman'la hikayeleriniz var mı? Böyle hani hiç duymadığımız şeyleri duymayı çok istiyoruz ama İkimizin sizin de ortak her anınız hikaye sizin. Yıldız hani hocayla ben da mesela evet, ortak. Biliyorum hocamız tabii ki böyle anıları da sormak zaten aklımda vardı da siz her cümlenizden ya da her konudan bir anınız çıkıyor. Harika. Evet evet. Sizin zaten mühendislik okurken tiyatroya başlamak için sizi sanırım kayıtsız bir okutması var Yıldız Kenter'in. Allah rahmet eylesin. Muhteşem isimler tabii çok ki. Yıldız Kenter, Haldun Dorman, onların öğrencisi olmak, onlarla çok çalışmak. Gerçekten çok şanslısınız. Dediğiniz gibi en güzeli benim için en önemlisi şeydir. Yani gerçekten mühendislikten hı-hı kalan bir senem ve sınava giriyorum, kazanıyorum fakat şey yaş sınırım doluyor. Dedi ki bana seni bir sene kayıtsız okutabilirim hı-hı ben dedi. Hani zaten 5 kişi kazanmışız şeyi. Benim için çok önemliydi. Bir de Yıldız Hoca sana şey dediği dönemi hatırlıyor musunuz? Yazarlık mı? Yazarlıkta ilk o keşfetmişti seni. Evet. Küçük küçük onunla egzersizler gibi yazıp sahnede canlandırıyoruz. Oyun dedi hı-hı ki bana sen dedi
aynı zamanda yazar olmanı istiyorum dedi. İlk bana söyleyendir mesela. Yani küçücük egzersizden keşfediyorlar. Evet, o kadar harika. İnsanı tanıyorlar ki ve yeteneğini. Sağ olsun, Allah rahmet eylesin tekrar. Hayatınızda gerçekten evet, çok önemli bir yeri var. Çok. Şimdi tabii ki bu son dönemde biraz önce aslında siz altını çizdiniz. Oyunculuk sanki böyle çok kolaymış gibi algılanır oldu. İşte o popülerlikler, yine sosyal medyanın tabii ki insanların böyle önüne çıkması, her şeyin paylaşılması. Ama aslında ne kadar zor değil mi? Ne kadar senelerce verilen emeklerle siz şimdi senaryo yazıyorsunuz. İşte Taner Bey oyunculuğunu yapıyor. Aslında ne kadar zor işler. Ben hep böyle biraz zorluklardan bahsederek bu mesleğin çok da kolaylaştırılmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Katılır mısınız? %100, hatta isimsizleri çektiğimiz dönemde bundan 4 sene önce Balıkesir'de bir gün karavanda oturuyoruz. Bir çıkayım bir hava alayım dedim. Kapının önüne geldim, indim. Çıktım karavandan, bir yaşlı bir bayan dedi ki, oğlum dedi, İşte severek takip ediyoruz falan. Benim dedi, oğlum dedi, işten ayrıldı dedi. İş bulana kadar sizinle çalışabilir mi dedi. Çalışabilir miden kastı oyunculuk oynayabilir mi dedi. Bilgisayar mühendisi galiba, bilgisayarla ilgili, şimdi çok hatırlamıyorum ama bilgisayar üzerine. Şimdi bizde oyunculara böyle bir bakış açısı var. Hani tamam, samimiyetten söylemiş olabilir ama maalesef hani bu kadar da basite indirgeme durumu var. Yani bu yaşadığım bu enstantane hakikaten çok örnek veriyorum her yerde. Maalesef bu şekilde bakılıyor ama aslında işin mutfağı bambaşka. Çok donanımlı olarak da çıkabilirler. Hı hı. Oyunculuğa başlayabilirler ya da alaylı da olabilirler. Yani bu şartı, yani biz hani... Ama kendini yetiştirmek ama önemli. Ama mesele burada yetiştirme meselesi. Yani şimdi artık birçok alternatifler var. Eskiden çok az vardı. İşte Mimar Sinan vardı, İstanbul Üniversitesi vardı, Eskişehir, İzmir falan, yani birçok şey. Şimdi özel kurumlar da arttı. Şimdi daha şanslılar aslında baktığınız zaman. Şimdi artık kütüphane, sonsuz bir kütüphane var artık. Bizim zamanımızda da her şey daha kısıtlıydı bundan 20 sene geriye baktığınız zaman. Şu anda gelişime çok açık gençler de var. Yani burada tek sıkıntı kolaycılık olmaması lazım. Yani ben de yaparım. Yani çünkü biz şunu da gördük. Gelip hani oyuncu, ben oyuncuyum diye gelip hadi 2-3 repliği bir sayfayı ezber yapamadan işi tamamıyla demoralize olup bırakan insan, gençler de gördük. Öyle de olmayın diyorum. Sonuçta bu güzel bir meslek ama bu duruma düşürmeyin kendinizi. O da kendinizi. Çünkü bir travma sonuçta. Evet, bir daha dönemez çünkü. Belki çok yetenekli ama demoralize olduğu evet. için dönemeyecek o mesleğe. Belki yapacak, belki hepimizden çok daha iyi olacak. Demoralize olduğu için hop başka bir şey yöneliyor. Şans, yani bu şekilde başlangıç olmasın diyorum gençlere. O yüzden çok sıkı bir şekilde, değil mi Ayça? Yani eğitim öyle, çok Yıldız önemli. Yıldız Hoca'nın bir lafı vardı. Oldum dediğiniz yer bittiğiniz yerdir diye. Çok güzel söyledi. Yani oldum ben, tamam hadi yapıyorum değil. Orada bitersin. Halbuki üstüne koya koya. O hala şey derdi. Ben öğrencinizim sizin derdi. Sizlerden öğrendim çok şey var ki bu Yıldız Kenter söylüyor. Biz böyle bakıyoruz hocaya. Evet, Doğayan evet. Hoca bir şeyler anlatıyor bize. Böyle bir şey söylüyorsa yani bundan şey daha güzel şey olabilir mi yani? Müthiş, müthiş yani. O yüzden şimdiki bu kolaycılığa kaçmasınlar ciddi anlamda. Hatta yani gitsinler, kamera arkasında iş nasıl? Ben mesela şunu söylüyorum. Konservatuvardan önce ben figürasyonluk yapıyordum. Kamera arkasında reklam filmlerinde kolum gözüküyordu. Bir reklam filmi oynuyor, bakıyorum. Ha çıktım diyorum. İnanın var ya, buramı görüyordum ha. Bazen buramı. Sonra ben baktım. Ya niye, hani tamam belli bir dönem para kazanmak için yaptım. Ya bunun ben işini öğrenmeliyim. Kamera önüne çıkıp çatır çatır konuşmalıyım yani. Bir rol canlı, bir karakter canlandırmalıyım. Öyle kendimi kurslara gide gide, belli bir kurslar, şu kurs bu kurs derken işte ondan sonra konservatuar hikayesi, Dorman Tiyatrosu. İşte böyle velhasıl bir oyunculuk geçmişi yaşadım. Yani o yüzden işi mutfağında görsünler, gelsinler setleri ziyaret etsinler. Bir oyuncu kamera karşısında neler yapıyor? Yani tamam, yani bir de sahayı görmeleri de lazım. Çünkü gerçekten kurstaki gibi olmuyor. Yani bu hani YouTube'dan bir şeyi seyredip ben de yaparım demek gibi. Yani araba kullan, arabanın içine girmeden arabayı nasıl
yani kullanmayı öğrenebilirsiniz ki, evet, değil mi? Çok güzel bir örnek. Yani o yüzden gitsinler setlerde, tanıdık rica etsinler. Çünkü gelen çok, yani böyle talep var. Bana da söylüyorlar, Taner abi gelebilir mi ya? Şu anda Covid'den dolayı tabii ki ziyaretler yok setlere ama olduğu dönemlerde gel, tamam ismimi ver, orada otur, gör. Bunları yaptım ben zamanında, yine de yaparım. Zamanı oluşsun, şartlar oluşsun. O yüzden hani gençler bu şekilde kendilerini şey yapmasın, demoralize etmesinler. Baştan sona önce donanımlı olsunlar, güçlü olacaklardır. O güven gelecektir kendine zaten. Çünkü bir insan hani kendini geliştirdikçe güveni artar zaten. Kim pısırık olur, kim güvensiz olur? Donanımsız olan. Ama mücadele ettiğini anlatırsan karşı taraftaki insana, kişilere, ben burada eğitim alıyorum, bunu yapıyorum, şunu okudum, şunu takip ediyorum deyince, o zaman karşıdaki insan da sana başka bir, senin başka bir dünya görüşü olduğunu hisseder. Ona göre sana da yaklaşımı değişir. O yüzden bu gençler bunları çok alsınlar, iyi örnek alsınlar. Tavsiyem onlara, hani çok da fazla uzatmayayım, hani sonu gelmez, çok konuşurum. Aslında böyle her söylediğinizden sorular çıkıyor. Ama önce çocuk olanını öne almak istiyorum. Şimdi özgüvenli çocuk yetiştirmek de çok önemli Ayça Hanım. Ama bunları bilen bir anne babanın yanında yetişiyor Tan. Tan'ın özgüvenli olduğu seçtiği spor dalından da belli. Kendini ifade etmesinden de belli. Bunun için neler yaptınız bugüne kadar? Tan şu an 13 yaşında ve tabii ki çok uzun bir yol var önünüzde ebeveynlik anlamında. Neler yapılmalı ya da sizce? Şöyle, aslında Tan çok küçükken tam tersi, çok içine kapanık, sessiz, özgüveni olmayan bir çocuktu ki çocuklar genelde hayatı bazısı öyle başlıyor. Yani kendiyle barışana kadarki süreç. Bunun için Tan'ı şey yaptık biz, daha serbest bırakma yoluna gittik. Yani özgür alan bıraktık Tan'a kendini ifade etmesi adına. O şeyi seçti önce, sosyal medyayla, yani kendin içine kapanık olduğu için yazarak, insanlarla yazışarak, onlarla telefon üzerinden ya da bilgisayar üzerinden işte onlara yazıyor. Sürekli yazışıyor, irtibat kuruyor, bir çevre kurdu oradan. Herkes bizi şey diye eleştiriyordu. İşte takipçi, işte sayısı, telefon takipçi aldı çocuk, işte onlarla yazışıyor bilmem ne, ama Tan böyle böyle yazarak önce genişletti alanını. Biraz büyük insanlarla yazıştı. Başka yazıştı. Yani her konuda işte siyaset, futbol bilmem yazışıyor forumlarda şeyde. Öyle kendini ortaya koydu, sonra bu açılarak konuşmaya doğru gitti. Hani biz böyle bir yöntem... Bir de ben şunu da ekleyeyim. Şu tabii ki bizim denetimimiz kullandı. De çok pardon, gizli tabii, denetimimiz tabii de. Ki. Ama hani o özgür olmalı. Kendi yani. Çevremizde diye söyleyeyim, ben onu toparlamış olayım. Bir de benim Lyons Tiyatrosu'na yönetmenlik yaptığım dönemlerde 8 yıl birçok oyun yönettim. O yönettiğim oyunlar içerisinde yaşımızdan çok büyük insanlara eğitim verirken Tan da o dönemlerde hep o provalara geldi. Onları takip etti. Hatta bazı galalarda diyalogsuz bazı roller verdim ona. Oradan oraya yürüsün, yanında bulunsun, koronun yanında olsun, selamlamada, tiyatro disiplini açısından bir takım şeyler görsün diye sahneye de çıkarttım çok küçükken. Onun da belki altyapısını oluşturmuş olabiliriz diye düşünüyorum. Tiyatro oldu. Sana katkı sağlasın diye söyledim. O yüzden hani o avantajlarını kullanmıştır yani. Peki o zamanlar sen ne hissettin ya da hatırlayabiliyor musun o dönemi tam? Çünkü bunlar çok güzel, önemli deneyimler. Sahneye çıktığımda heyecanlanmıştım. Mesela işte 2 dakika çıkıyordum. Sonra oyundakiyle başroller falan oynuyordu. Ben bir daha çıkmadığım için sahne arkasında uyuyakalıyordum. Çok sıkılıyordum. Ya izliyordum ama genelde uyuyakalıyordum. Provalarda değil mi? Bazı provalarda. Çünkü çok uzun oluyordu. Sonra belli bir zaman sonra şu güven oluşmaya başlayınca artık mesela bana plaket verileceği zaman bir bakıyordum merdivenlerden, sahneden, seyircilerin oradan koşup beni de alkışlayın şeklinde. Tam hemen yanıma gelip o da ödülün yanında resim çekiliyordu. Ya, tamam dedim. Oldu oluyor dedim o zaman. Öyle güzel anlar. Gerçekten güzel deneyimler. Aslında yol da gösterici oldu cümleleriniz tabii ki. Çok küçük tekrardan bir şeye de dönmek istiyorum. O kolay zor olayından bahsetmek istiyorum. Ve işte sosyal medyadan da bahsettik ya. Sizin ilk başladığınız dönemlerden bugüne değişen çok şey oldu. Şimdi mi daha kolay? Çünkü mesela eskilerin verdiği örnekler var. İşte biz araba bulamazdık, setlere kendi imkanımızla giderdik. İşte yollar çok sürerdi, işte giyinecek yer bulamazdık. Bir sürü aslında zorluk yaşanmış eskilerde. Şimdi o zorlukların hiçbir tanesi yok mesela. Ama daha kıymetliydi her çok şey. Çok kıymetliydi. Emek verdiğiniz zaman
O sizin için daha kıymetli hale geliyor. Ne kadar kolay o kadar değersiz. Bence içi boşalıyor. Daha kolay gibi görünüyor ama. Daha mı zor? Bence daha zor. Öyle mi diyorsun? Çünkü ya eskiden şu da var yani, o kadar güzel bir soru sordunuz ki aslında zor mu kolay mı şeklinde. O dönemin de zorlukları var, kolaylıkları var. Kolay olarak şöyle diye ben düşünüyorum. Benim zamanımda çok az kanal vardı. Çıktığım zaman orada herkes seni seyredecek. O yüzden bıçak sırtı bir iş. Çünkü oyunculuk öyle bir şey. Görsel açısından baktığınız zaman göreceli. Yani herkese beğendiremezsiniz. Ama o yüzden orada iyi olmak zorunda. Sizi iyiye teşvik ediyor aslında. Çıktığınız ve iyi oynamalısınız. Motive olmalısınız. O yüzden onun verdiği disiplin yansıması açısından iyi. Hani çok güzel bir dönem. Ama şimdi her kanalda her şey olduğu için zaten hani bazen şu da oluyor. Ben bir yerde oynuyorum, abi diyor, sen diyor ne zaman ekranlarda göreceğiz diyor. Oğlum diyorum, 3 yıldır zaten burada oynuyorum mesela diyorum yani. Ha, çünkü onun ilgi alanı o tarafa, evet, kaymış. Evet. Hani o yüzden hani şimdi daha kolay gibi görünüyor ama şimdi de bence kalite meselesine gelmek lazım. Kalite o zaman daha vardı, daha iyiydi. 20 yıl geriye döndüğüm zaman bence bazı değerler ve kalite daha iyiydi. Rekabet kaliteyi arttırır derler de burada düşürmüş mü diyebiliriz? Şu anda bence düşürdü. Bence çünkü çok büyük bir yelpaze oluştu. Kalite... Çünkü mesela ben şimdi şeylere bakıyorum. Eski şeyleri sıralıyorlar. İlk 20 dizi, ilk 10 dizi Türkiye'de şimdiye kadar yapılan genelde hep eski. Eskiler diziler anılıyor. Evet. Ya da şey, müzik aynı durumda değil mi? Yani de. bizim zamanımız artık yaşlanınca bizim güzel, zamanımız. Yapacak bir şey yok. Yani 80'lerin 90'ların müzikleri hala onlar dinleniyorsa şimdiye dair o kadar azdır ki hani söyleyebileceğiniz ya da ileriye kalacak bu şarkı dediğiniz o kadar az ki. Yani müzik de... sabun köpüğü gibi, evet, çok çabuk tüketilen işler oluyor şu anda. Daha kolay hale geldi her şey. Fenerbahçe'ye geri dönüş yapacağım. Biraz önce beraber yürüdük. Bu stüdyoya geldik. Evet, boştu. Pankartlarımız vardı. Seyircimiz de maçta. Artık takımımızı desteklemiyor ama kalpler beraber. Hem Fenerbahçe ile ilgili de... böyle aklınıza gelen böyle maçlar, unutamadığınız anları biraz önce evet sıraladık, çok önemli anlardı gerçekten. Böyle belki çocukluğunuza, belki çok gençlik yıllarınıza gideceksiniz. Bu statta yaşadığınız en coşkulu anı? Çok, evet, var. Var çok mı var hatıranız? Mesela şöyle 97 mi 98 mi kardeş abilerimiz bilirler. Şampiyonlar Ligi oynadığımız zaman bu statta Juventus'la karşılaştığımız bir maç vardı. Hatırlar herkes. Orada maç esnasında cereyanlar kesildi. Stadın ışıkları gitti. Ve herkes birbirine baktı, ne olacak şimdi? Çünkü hani maç ne kadar sürer bu süreç falan derken bir anda herkes çakmaklarını çaktı. Herkes bir anda böyle sanki aynı anda yapalım dercesine. O anı hiç unutmuyorum. Hala tüylerim diken diken oluyor. Fenerbahçelik işte böyle bir şey. Gerçekten. Yani tüyleriniz diken diken oluyorsa işte gerçek Fenerbahçelik budur. Bunu hani oğlum da anlatıyorum. Bir baktım bizimle aynı anda o dönem kaç bin kişi? 25-27 bin civarı seyirci çakmakları bir çaktı. O zaman telefon da yok yani. O dönemde herkes telefonları kaldırsın. Düşünün, bir anda her yerde bir meşale. Olimpiyat meşalesi gibi oldu ve bir Fenerbahçe marşı başladı. Hani Liverpool'un efsane şarkısı var ya, statta söylenir. Hani birlikte yürüyelim. Onun gibi bir ağızdan ve futbolcular, Juventus o zaman dünya ünlü futbolcular birbirlerine şunu gördüm yani. Bak şuna bak diye böyle şok halinde bizi seyrediyorlar ve biz de daha da gaza geldik. O ışıklar kesildiği andaki o marş benim unutamadığım anlardan biri. Yoksa burada birçok zaferler elde ettik. Hı hı. Yani 4-0'lıklar, 6-0'lıklar falan. Ama yurt dışında, hı hı, bir maçta tabii o zaman cereyanların kesilmesi de çok önemli. Çünkü UEFA'dan ceza da gelebilir. Hani ona rağmen biz o enerjimizi bozmadık ve takımı hakikaten bir gaza getirmiştik. Ya çok şey var, anı var. Yani bu stadın daha yapılmadan öncesinde programdan önce bahsetmiştim. Saat 12'de biz buraya sıraya girerdik maraton tribünde. Bir gün öncesinde de yağmur yağmış. Buraya kadar su ve biz o suyun içinde saat 1'de kapılar açılacak diye 1'e kadar suyun içinde tek sıra beklerdik. Ve girerdik, öğlen güneşi sıcağını maratonda yerdik.
güneşi komple. Düşünün, bütün enerjiniz gidiyor ve maç 7'de daha. Arada bağırmayalım, ne olur bağırmayalım, akşamın sesimiz kalmayacak deyip yine bağıran olurdu. Sonra maç zamanı yeniden bir gaza getirip takımı 2 saatte öyle bağırıp maçtan sonra eve geldiğimizde böyle olurduk. Ve ben Kenan Evren Lisesi'nde okudum o dönemde. Tahran'dan önce, seninle tanışmadan önceki dönemde. Kenan Evren Lisesi'nde hafta içi bazen kupa maçları olurdu. Rıdvan Aykutlu dönemlerden bahsedelim. Harita odasında da bizim sağ çok kale arkasında sağ gözükür. Kenan Evren Lisesi'nin harita odasını. Bunu da Kenan Evren Lisesi'nde okuyan arkadaşlar biliyordur zaten. Ben oraya hocam derdim, rahatsızım, geleceğim bir 15 dakika, giderdim çıkardım oraya harita odasında bakardım maç ne oluyor. Tabii ki çoğunlukla ben okula gitmezdim, maça giderdim. Hatta şöyle bir şeyler oluyordu. Maça gittiğim ertesi günde pazartesi ders varsa, pazar maçını gittiysem sesim mutlaka kayboluyordu. Gidiyordu yani. Hoca da o yüzden derdi ki, bir şey sorardı sözlüde falan. Yani konuşmak bile zorlanırdım. Yani niye çalışmadın, niye cevap veremiyorsun dediğinde belli ki maça gitmişim yani. Hani ben kendimi ele verirdim orada. Öyle çok güzel hikayelerim vardır Kenan Evren Lisesi ve stat arasında. O yüzden benim anlatabileceğim çok şey hikayeler var. Çok hikayeler var ama şeyler. Evet, anlattıklarınız gerçekten çok kıymetli. Çok klasik, nostaljik şeyler. Tam bunları yaşamış bir baban var. Sen biraz önce stadın içinden geçtin ve defalarca da geldiğin bir stad. Bu kez boş gördün. Boşken farklı güzel. O çimin kokusunu almak, o sessizliği, kuş cıvıltılarını dinlemek. Tabii ki doluyken taraftarlarımızla birlikte o atmosfer de çok başka bir şey. Hem bu hikayeleri dinleyince hem biraz önce staddan geçince biraz hislerini dinleyelim. Ya, heyecan verici. Mesela onun Juventus maçını unutamamış babam, benim de. Yani küçüktüm ama şu anda hala izlediğim maç Chelsea maçı. David'in vurduğu şut. Evet, soğuktu. Orada birlikte dedik. Ve tabii ki EuroLeague kupası dedin. Ha, o EuroLeague kupası. O mesele o de çok başka bir hikaye. Tabii. Ve Tan çok şanslı. EuroLeague kupasıyla resimleri var evde. Hakikaten o kupayı birebir temas etmiş biri olarak. Sağ olsun malzememiz Fenerbahçe Beko'da. Erkan abiyi de anmadan geçemeyeceğim. Güzel bir fotoğraflar çekildik. EuroLeague şampiyonluğun senesinde biz o kupayı kucağımıza aldık ve sonra müzeye kondu tabii. Biz de böyle bir ayrıcalık yaşadık açıkçası. Ne kadar güzel. Umarız hem futbolda hem yine basketbolda ve diğer tüm branşlarda şampiyonluk hedefliyoruz ki tüm branşlarımız çok iyi gidiyor. Yine sezon sonunda hep birlikte kazandığımız kupalarla yine Tan'ın fotoğrafları olur. İnşallah. Yine inşallah. Birlikte bu kez şampiyonluk kutlamalarında buluşuruz diyorum. Evet, inşallah. Geldiğiniz için çok teşekkür Rica ediyorum. Rica ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbetti. Biz teşekkür ederiz. Yine güzel günlerde, sağlıklı günlerde buluşmak evet, üzere diyorum. İnşallah. Çok teşekkürler. Evet, 5 ayını bu haftada noktalıyoruz. Çok kıymetli konuklarım vardı. Keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.